Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kripto videosu ile karşınızdayız. Bu videoda son dönemde madencilikle ilgili kafalara takılan bazı soru işaretlerini yanıtlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar, madencilik deyince aklımıza temel olarak iki kripto para birimi geliyor. Nedir bunlar? Bitcoin ve tabii ki Ethereum. Bitcoin biraz daha böyle ezik makinelerle yapıldığı için herkese hitap etmiyor. Bu makinelerin fiyatı da şu anda bile, yani baktığınız zaman internette 40 bin, 50 bin Türk lirası civarında sadece bir tane cihazın fiyatı. Dolayısıyla herkes bir anda böyle 50 bin lira verip hani tükenmek üzere olan Bitcoin'e girmek istemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada ön plana çıkan ne? Tabii ki Ethereum. Bir de Bitcoin'de şöyle bir şey var. O aldığınız cihazlar sadece Bitcoin kazmaya yarıyor. Yani Bitcoin yarın bir gün bitti gitti bir şey oldu. O cihazlar hiçbir işe yaramayacak, çöp olacak. Fakat tam tersi olarak Ethereum'a baktığınızda, Ethereum biliyorsunuz GPU, yani ekran kartı madenciliği ile çıkarılıyor. Dolayısıyla burada Ethereum bitse, madencilik bitse dahi o ekran kartlarını ne yapabilirsiniz? Satabilirsiniz, kendiniz kullanabilirsiniz. Yani bir şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim Türkiye'de de daha çok böyle Ethereum madenciliğinin yaygın olarak yapıldığını söyleyebiliriz. Özellikle böyle hani 30 bin, 40 bin Türk lirası gibi bütçesi olan insanlar genel olarak parasını Ethereum madenciliğine yatırmak istiyorlar. Çünkü Bitcoin madenciliğine göre biraz daha böyle sigortalı diyebiliriz. Yani ne oldu? Madencilik bitti, ekran kartlarını sattın. Yine en kötü hani verdiğin paranın bir kısmını geri alabiliyorsun vesaire. Şimdi son zamanda arkadaşlar biliyorsunuz Ethereum gelirleri düştü. Ne oldu? Zorluk arttığı için gelirler hayli düştü. Öyle ki hatta bazı coinler, bazı ekran kartlarında Ethereum'un getirisini geçmeye başladılar. Bu önümüzdeki Temmuz ayında gelecek olan güncelleme ile biliyorsunuz zaten Ethereum gelirleri daha da azalacak. Daha da azaldığı için muhtemelen bazı coinler Ethereum'dan daha fazla getiri getirmeye başlayacak. Bu videoda son zamanlarda, yani son periyotta artık ben madenciliğe girmek istiyorum diyenler için birkaç öneride bulunacağız. Hangi ekran kartı almasını gerektiğini söyleyeceğiz. Daha doğrusu tavsiye edeceğiz. Kendisi bilir, ister alır ister almaz. Şu anda arkadaşlar Ethereum madenciliğinde kullanılan popüler işletim sistemi HiOS diyebiliriz. Genele baktığımız zaman büyük bir çoğunluk HiOS kullanıyor. Bunlar haricinde RYOS kullananlar var, Windows'ta kazım yapmaya çalışanlar var ama baktığımız zaman ağırlık HiOS tarafında diyebiliriz. HiOS'te biliyorsunuz kazım yapan ekran kartlarını vesaire zaten gösteriyor. Burada baktığımızda AMD logolu kartların Nvidia logolu kartlara oranla hayli yüksek bir popülariteye sahip olduğunu görüyoruz. Hatta AMD kartlar içerisinde de RX 580 ve RX 570'in de hayli önde olduğunu görüyoruz. Neden bu kartlar? Hani belki oyun tarafında beğenirsiniz beğenmezsiniz, o ayrı bir mesele ama kazım tarafında gerçekten fiyat performans ürünü gibi görülüyor pek çokları tarafından. Ortalama olarak bir RX 570 ya da 580 30-31 mAh değerlerinde kazım yapabiliyor arkadaşlar. Nvidia tarafında ise hani fiyat performans tarafında baktığımız zaman bu kartların yanına yaklaşan çok fazla kart yok. Yani Nvidia kartları biraz daha pahalı. Atıyorum 30 mAh kazan kartlar baktığınız zaman biraz daha pahalı oluyor arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki günlerde dediğimiz gibi artık Ethereum gelirleri düşecek. Ekran kartı tarafında şöyle bir olay var. Ethereum'da yüksek kazan bir ekran kartı diğer coinlerde aynı oranda kazmıyor arkadaşlar. Atıyorum şimdi biz RX 580 dedik, 570 dedik. RX 570, 580 Ethereum'da 30 mAh kazıyor. Örneğin şu anda söylüyorum sizlere. Fakat ondan sonra en çok getiri getiren Raven coin'de 13 mAh kazıyor. Yani arada gerçekten çok büyük bir fark olduğunu söyleyebilirim sizlere. Mesela arkadaşlar Nvidia tarafında bir tane 1080 Ti seçip Calculate dediğimiz zaman Flux diye bir coin'in Ethereum'dan şu anda daha fazla kazandırdığını görüyoruz ki Raven coin de hemen Ethereum'un arkasında yer alıyor. Bir tanesinde getiri $2.40, bir tanesinde geliri $2.36. Yani burada Ethereum bitmiş olsa dahi bakın $2.40'da Ethereum gelirisi var. $2.36'da Raven coin gelirisi var. Yani arada çok ufak bir fark var. Fakat RX 580'de bu arada 8 GB'lık karttan bahsediyoruz. Bunu da dipnot olarak belirtelim. RX 580'de ise uçurum biraz daha farklı. $1.88 $1.43. Yani baktığınız zaman $0.4'lık bir fark olduğunu görüyoruz. Hatta $0.45 da diyebiliriz. Dolayısıyla Nvidia kart alırsanız eğer yarın bir gün Ethereum'daki gelirler çok azaldı, işte kazım yapmayı bıraktım dediğiniz anda Raven coin'e geçtiğinizde ya da farklı bir coin'e geçtiğinizde ki
Şu anda Ethereum bazında daha fazla kazandıran coinler de var Nvidia'da. Hiçbir zarara uğramıyorsunuz. Ama biraz AMD cephesinde işler farklı arkadaşlar. Yani hala hazırda Ethereum için çok popüler olan RX 570 ve RX 580 Ethereum dışındaki coinlerde çok fazla böyle aman aman kazandırmıyor. Baktığımız zaman burada gelecekte hani Nvidia kartlarının bizi biraz daha madencilik tarafında memnun edeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla ben şu anda madenciliğe girmek istiyorum diyorsanız, bakın bunu tekrardan belirtiyorum. Malum Ethereum'a Temmuz ayında bir güncelleme gelecek. Gelirlerin %30 düşmesi söz konusu. Sadece zaten %30 bile düşse burada direkt olarak Raven Coin'in altına düşüyor her türlü. Yani RX 570'de, 580'de, Nvidia tarafında her türlü düşüyor. Ama Nvidia tarafındaysanız eğer diğer coinlerde daha fazla kazımızı elde edebiliyorsunuz. Bunu Watt2Buy sitesinden girip tek tek hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Burada pek çok ekran kartı vesaire var zaten. Dolayısıyla burada yapacağınız hesaplamalara göre, elde edeceğiniz MH hesaplamalarına göre alacağınız ekran kartlarını seçebilirsiniz. Ama şu anda İbren'in biraz daha Nvidia tarafına kaydığını da sizlere belirtmem gerekiyor. Tabii önümüzdeki süreçte ne olur ne biter bilmiyoruz. Fakat şu anda bildiğimiz tek konu Ethereum'a bir güncelleme geleceği ve gelirlerin daha da düşeceği. Bunu söylediğim için madenciler bana kızıyor biraz. Zaten Ethereum gelirleri düşecek dediğim için videolara dislike atıyorlar. Yok sen bir şey bilmiyorsun vesaire diyorlar. Ama arkadaşlar gerçek bu. Yani tamam işinize gelmeyebilir. İşinize gelmediği için videoyu beğenmeyebilirsiniz. Ama gerçekler acıdır. Yapacak bir şey yok bu konuda. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde neyin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. O zaman diyeceksiniz adam haklıymış boşu boşuna. Adama atar yaptık gider yaptık diyeceksiniz. Önümüzdeki haftalarda farklı videolar çekmeye devam edeceğiz. Ethereum, Bitcoin, Raven Coin, çeşitli madenciliklerle ilgili videolar hazırlamaya devam edeceğiz. O zamana kadar bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın diyorum sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar şunu da dipnot olarak belirteyim. Daha önce Raven Coin'in nasıl kazandığına dair bir video çekmiştik. Bunu da dilerseniz yukarıdan şimdi link vereyim sizlere. Oradan izleyebilirsiniz. Windows üzerinde vesaire kazımı son derece kolay. Yani direkt olarak Raven Coin kazarak da nasıl bir MH hızına sahip olduğunuzu kendiniz de gözlemleyebilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Raven Coin 4 GB'lık kartlarla da kazılabiliyor. Biliyorsunuz Ethereum'da şu anda 4 GB'lık kartlar tarafında sıkıntı var. Ama Raven Coin'de herhangi bir sıkıntı yok. Önümüzdeki günlerde farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.